Manla beraber Johnny. Vincent LeBlanc aynen ormancı. Çok geçmişten beri oynar ya, iyi de oynar. Bir de yani Leeson bu Yama'da bufflı nihayetinde. Bir sonraki Yama'da daha fazla da daha göreceğiz. Da ikisinin sinerjisi zaten iyidir. Peki, erken oyunda aradıkları dominasyonu bulabilirler mi? Azir'in üzerine oynamaları lazım. Azir'in sıçrasını veya canını alırlarsa haritayı açılıp yan koridorlarına darlarlar. Çünkü zaten diğer taraflardan çok bir şey çıkmayacak. Şimdi favori Dark Passage bu maçta ama ben Galacticos'un kompozisyonu daha çok beğendim. Lee Sin LeBlanc ikilisi, Ophidius Thresh ikilisi ve arkadan destek verebilen, önde bir et torbası olabilen bir Sejuani var. Çok rahat durabiliyor koridorda. Yani yoruyor rakibi gerçekten. İki kişi bu arada havaya savurdu. Orada tutuştur, hemen bırakıldı. Yup, burada düşecek gibi görünüyor. Şimdi fayda bastı ama tutuşturun etkisi geçmemişti hala. İlk an burada Bini'ye gitti. Deneyip yavaşlatabilirdi. Şimdi slot geldi buraya. Joel sıçradığı yerde. Zincir tam zamanında geliyor bu sefer. Ve Joel'un hamlesini bekliyor. Derisinin yüzü için üst koridora döndü. Kakos tutuştur, yeter mi acaba? Kakos burada birebir de skor Soboro'ya gitti. İlk ejder alıyor. Buraya hepsi ses dalgası gönderdi Rames. Tamam dedi, bu ejder gidiyor. Orayı zorlamayayım. Gagalara döndü o da. Ve erken gelen bir ejder aslında. Dakika 6'da. 300-300 vurursunuz, diğer taraf 50-50 iyileştirir kendini. Ya orada o yüzden Sejuani'nin skor alması şaşırtıcı. Tabii tutuştur da var üzerinde ama yani Kakos sıçra kullanmak. Artık tek başına skor potansiyeli falan da gayet yüksek. Orada koridora bir baskın, ulti tuttu, tutuştur da anında bırakılıyor. Şimdi gelen bir Rames. Ulti attı ama ses dalgası tutmuştu zaten. O fıçı hayatta tutmuyor Kakos'u. Sanırım alameti. Yani çok fazla zaman yok, 10 saniye falan kaldı zaten. Ve ikinci ejder. Wukong falan da var, Wukong da güçlenecek. Evet, bu arada ilk kule geliyor. Üst koridordan sanırım düşüremiyor Sobor. Evet, çok yakın ama yarım saniye yok falan vardı herhalde arasında. Tahrip tetiklendi üst koridorda. Ha evet, çok fazla. Ya burada tamamen Dark Passage artık şeyi belli etti. Bütün oyun planını alt koridoru. Orada Kakos nerelerden geldi öyle? Soboro yakalıyor. Soboro'dan atılan bir çamana gazodan atılan bir sıçra var. Düzeltiyorum. PBD buldu şimdi onu. Tutuştur yetecek mi acaba? Kalkanı var mı Rames'in? Yok. Ve burada PBD skor alıyor. Diğer tarafta slot sıçrasıyla uzaklaşmayı başardı. Bakın, ne bileyim, Aphelios'un önünde durabilecek inanılmaz bir tank var bu arada. Kakos'un başı yine dertte. Ve yanında herhangi bir takım arkadaşı yok. Kullanılabilecek bir ışınlan da yok buraya. Tekme atıldı. Neredeyse vadinin dışına fırlatacaktı Rames Kakos'u. Rames seriye bak. Ve erken önünde çok güçlü bir isim var. Bu arada slot yakalandı. Sıçrası da yok. Buradan çıkış yok gibi görünüyor. Skor kimde kalacak? Stomage'de kaldı Ryup'tan. Oo, güzel hasar. Agresif boyun ve Rüzgar'ın iddetiyle beraber skoru çıkarıyor o da. Birebir bir değişim. Çok ihtiyacı vardı bu skoru Ryup'un. Birkaç saniye sonra da ejder var. Tam şeyden bahsedecektim. Bini çok az daha altın biriktirip Navori'yi bitirmek yerine savaş çizmesini almayı tercih etti. Navori'ye beklemedi biraz daha altın. Ve Ejder Vadide. Çamana gazı henüz ilk eşyasını bitirebilmiş değil. Storm arka tarafa yöneldi bu arada. Çalmaya Jul'un çalışacak. Jul'un sıçrası duruyor. Şimdi içeri giren bir Storm Aged var. Ryup'a çok fazla hasar ve Jul yok etti onu, nasıl asker hasarı. 1700 can 800'ü gördük ve Rames burada Ejder'i çalmayı başarıyor. İçeri bir fener bırakılmıştı ama slot kutup saldırısıyla çıkmak istedi. Bini'den atılan bir arındır. Ve Soboro'ya son bir vuruş yetecek lazım. O da yetmedi ama Bini herhalde kapatacak artık mesafeyi. Yoksa Kakos skoru garantileyebilir. Evet, buraya kadar altında Kakos'a gidiyor. Onun için de bir intikam skoru oldu diyebiliriz Bini belki de. Dönüyor gibi olan Galacticos'u. Büyük Soboro sıkıntıya sokuyor. Atılan bir ulti. Bini bir canı kala bastı ultiyi. Bir kalkanla geldi ama yeterli değil. Buraya kadar altına Ryup'a gidiyor. Soboro harika gördü pozisyonu. Ve Bini ulti refleksi veremedi Sejuani ultisini. Az önceki... Rames bir kez daha üst koridorda, Jul'un sıçrası var. Önce tekme atıldı. Işınlan da geliyor buraya. Jul ses dalgasının ikinci kısmında hasarını bıraktı. Soboro yakalıyor Jul'u. Azir ultisi yeterli değil. Belki bu skoru çamana gazoya bıraksa daha iyi olabilirdi Rames ama. Soboro galiba kayan kumlara kutup saldırısını kullandı. Q'sunu kullandı. O sayede durdurdu, yoksa kaçıp gidiyordu Jul. Ve Baron. Baron. Için. Evet, çok üretkar bir karar ama buna da ihtiyaçları var. Jul'un yokluğunda istiyorlar Baron'u. Kullanılan bir ışınlar şimdi Kakos'tan. Ya ultilere bakıyorum, tüm ultileri var Dark Passage'in. Hatta PvD'nin ultisinin gelmesine birkaç saniye var ama geldi. Diğer tarafta Lee Sin ve Ryup'un da ultisi yok. 5000 canlı Baron.
bir durdurma kararı vermişlerdi. Şimdi savaşa dönmek istiyorlar. İyi bir fıçı geldi. Rames Baron'dan hasar almaya devam ediyor. Hala düşen kimse yok. Slot yakalanıyor burada. Slot skoru geldi. Baron'u durdurduktan sonra bir de skor buluyor Dark Mesa. Kakos! Gelmeyin buraya diyor takım arkadaşlarına. Bir de çıkmak isteyecek sanırım ama PBD yardımına yetişmeye çalışırken iyi bir kronometre. Soboro çok az canlı uzaklaşmaya çalışıyor. Jack Joss'la tetiklendi. Soboro belki hayatta kalacak. Rüp da çıktı buradan. Yani tek haneli canla çıktı Soboro. Çamana gazo. Çamana gazo ne yapıyor? Çamana gazo denedi ama yetmedi hasar. Ve skorda Stomage'de gidiyor. Şimdi Baron'u isteyen taraf Dark Passage. Giderek birini düşürmeye çalıştı Çamana gazo ama olmadı. Şimdi Rames deneyecek aynısını. Bakalım ona mı dönecekler, ne yapacaklar? Kakos yukarıda. Kakos Rames'e o fırsatı tanımayacak. Jul da geldi hatta. Baron'lardan Rames'e düşürecekler gibi. Hop. Dink. Baron'u yavaş yaptıkları için yalnız burada bir pusu var. Kakos çok pisli bir yerde yakalandı. Üzerine Session ultisi atıldı. Ama hasar yetmiyor. Kakos'tan iyi fıçı. Rüyup uzaklaşırken iki kişi takımına çekti ve slot düşüyor burada. Seriye bağlayan bir Kakos. Arkadaşlar o bir tank. Hani denediniz ama olacak gibi değildi gerçekten. Bir de Merkür falan da var üzerinde. Ama sorun şu işte. Yetenek gücü gidiyorsunuz ve şampiyon ölmüyor. Gragas. Öyle çünkü ya. Ya Gragas gerçekten çok kuvvetli. Şey de var değil mi? W'ye bastığı zaman da bir süre hasar azaltma. Evet evet. %'lik hasar azaltması var. Hatta şu an %17. Dördüncü seviyeye yükseltmiş W'yu. Nereden baksan. Yo burada Stomage kaldı. Krill'in ardından giren bir Stomage var vurgaçıyla. Rüyup bir kez daha yakalanıyor. Ve artık Dark Passage yavaş yavaş inhibitor kulelerini de almaya başlayacak. Hatta orta koridordaki anında düştü bile. Alt tarafa da herhangi bir savunma yok. Ve orta koridorda bir kontrol büyücüleri de olmadığı için minyonları temizlemekte çok zorlanıyorlar. İki inhibitor birden alınacak. Daha dakika 23'teyiz. Dönüşünde bedava bir ejder duruyor Dark Passage için. Bakalım risk alacaklar mı burada? Bir denemek istediler ama Soboro yeteri kadar tank. Baron güçlendirmeleri varken yani sağlam bir hasar vermek istiyorlar belki de. Rüyup'a 5 saniye. Orta koridordaki minyonlar da geldi. Rüyup'un gelişiyle burayı savaşmak isteyebilir Galacticos ama öncesinde canların doldurulması lazım. İlk Nexus kulesi çok rahat düşüyor. İkinci kulenin canına yaralandı. Baron güçlendirmeli minyonlar kuleyi tırtıklamaya devam ediyor. Ve kuleyi düşürmek üzereler. Kullanılan bir Session ultisi var şimdi. Kakos yine çıktı buradan, bir de ulti attı. Şimdi araya giren bir Jul. Azir ultisi bir kişiyi servis ediyor ama yeterli olmayacak gibi. Bini de düşürdüler. Daha devamında Stomage burada. Taşıyıcı görevini üstlenmeye çalışıyor takımında. Arka tarafa dönen bir isim var, Rames. Stomage. Sersemletiliyor. Stomage'in üzerinde bir yük daha var. Stomage'de alan bir Soboro. Kakos ayakta kalan son isim Dark Passage'da. Kakos da kaçmaya çalışacak ama Baron güçlendirmeli minyonlar onun yardımına yetişebilir. Kutup saldırısı tutmadı Kakos üzerine. Fakat sersemletme geldikten sonrası artık kolay ve iki tane buraya kadar altın aldı Soboro bu savaşta. Ama Nexus koruyan artık kuleler yok. 3 eşyayı tamamladı bu arada. Şu anda rakibinden net bir eşya önde. O kadar fazla altın kazandık son takım savaşında. Ve Dark Passage 3. ejderi de aldı. Şimdi bir kez daha artık oyunu bitirmek için son kuşatma için orta koridoruna ilerliyorlar. Bu arada o Swacharton bir anda orta koridora fırlatabilir Soboro'yu. Üste dönen bir Çamana Gazo gölgelevi tamamladı. İçeri girmesine izin vermemesi gerekiyor Galacticos'un çünkü yani yeterince yaklaşırlarsa Nexus'a tamamen Galacticos'u bir kenara bırakıp otomatik saldırılarla düşürebilirler. Ya oyunu kazanabilir Dark Passage. Ama bu biraz şey gibi de sanki. Hani aran mı oynuyoruz, ne yapıyoruz diye de sordurtmuyor değil. Yani üst koridordan çok rahat ilerleyip kuleleri alabilir, inhibitörü de alabilir evet, ama Dark anda... Passage burada zaten savaşı kazanabileceğini düşünüyor belli ki. Yani o bu arada yakalamayı başarlar çoğunu. Yalnız iyi bir hasar. Arka taraftan Ryu'tan da ultiye bırakıldı ama kullanılan kronometreler var. Soboro düştü, skoru burada teslim ediyor Bini'ye ve Bini artık çok ama çok kuvvetli. İyi pozisyon aldı savaşı. Kaybetmesinin imkanı yoktu Dark Passage'ın. Ve son takım savaşıyla artık beklenen sona ilerliyoruz. Dark Passage 8. galibiyetine ulaşıyor.